Biliyor musun orayı? O arabada 3 tane Arap gidiyor. Bir tanesinde Head & Shoulders şampuan var. Gülüyorlar, sonra bir anda biri çıkıyor ki iyi iyi şampu. Bu yani. Ve videonun bütün olayı o. Başka hiçbir özelliği de yok. Günaydın millet. Çekin ya, niye öyle bir anda buz gibi kaldın? Ben SSG'yim. Bugün sizleri Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götüreceğim arkadaşlar. Biraz anlatacağım, biraz gezeceğiz, biraz eğleneceğiz. Gün içerisinde neler yapıyorum bunlara bakacağız. Hadi gidelim. Kameramın Duygu. O da benim gittim tıp üniversitesi. Tıp üniversitesi. Tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Hızlıca çıkmamız gerekti. PBL dersim zor, ona yetişeceğiz. Ben de ayaküstü muz diyorum. Yemiyor. Ben severim muzu. Günaydın. Vay yaz. Yalnız hava buz gibiymiş de. Çok üşüdüm şu an. PBL dersine gidiyoruz dedim. PBL dersinde ne yapıyoruz ondan bahsedeyim. Doktorculuk oynuyoruz. Gerçekten böyle oluyor. Gördüğünüz komiteyle ilgili bir case görüyoruz. Bunu da komitenin başına daha hiçbir komite dersini görmeden alıyoruz ve tartışa tartışa, araştıra araştıra ki derste bu hastanın teşhisini koymaya çalışıyoruz. Geçen hafta ilk dersini yaptık. Bu hafta ikinci ve son dersi. Teşhisini koyduk aslında dün çalışırken biz. Evet ya, ne zaman araştırmak için siteye girsek direkt hastalık çıkıyor böyle önümüzde. Yani TTAC'leri öğrenme hedeflerine yazmıştık. Hadi be abim geç, sesim duyulmuyor. Onu araş... TTAC'yi araştırırken direkt çölyak hastalığı için bakılan bir test diye çıktı evet, böyle. Bam diye. Biz de dedik abi o zaman bu çölyak. Zaten az biraz belirtiyordu hani beslenme rahatsızlıkları falan vardı filan. Yani sonucu bulduk biraz. Onun mutluluğu var bende ama Duygu pek mutlu değil. Biraz daha uğraşmak istiyordu. Spoiler sayılmaz aslında, öğrenmiş oldum. Böyle bir ders. Kış renkleri artık sardı bütün kış dağını. O eski cıvıl cıvıl rengi maalesef ki yok. Bundan ötürü de bir daralma geliyor artık. Bir sıkıldım ben kayıştan. Bir kayışlığa daralması geldi bana artık. Bir değişiklik lazım. Değil mi? Zaten 10 dakika önce uyan. Abart. Saat kaç? 53 geçiyor. Tamam, 53 dakika önce uyandım. Ama yine de 10 dakikaymış gibi geliyor. Ben uykumu almadım sanırım. Tringi beklemeyelim, direkt dersinize girelim. Zaten aşağısı hemen, bir alt bina. Teşekkür ederim. Dersimizi bu binada da görüyoruz. Günaydın millet. Merhaba. Yok çekiyoruz. Evet, bugün bir dakika. Allah'ım sana bugünü bekliyorum. Ben bildirimler açık direkt bence. Çok iyi ama bunu tıfak.com'da yayınlayacağız bunu ama. Ama kendi olsun. Kanalıma da koyarım senin tamam. için. Duygu'yla nasıl tanıştım bunu da gelecek mi? Evet, tabii ki. Tanıştığımızın biz de farkında değiliz ama yani. O tamam, beraber bir öğrenelim. Bir günüm bile olsun. Şöyle bana tarot falı baktı, biz böyle tanıştık aslında. Aşkım spoiler verme bunu. Hayır. Heyecanlansınlar ne ya çıktı falda. Merhaba, günaydın. Bugün vlog günü. Sonar hocamız geliyor, sizi Sonar hocayla tanıştırayım. Eğer izin verirse tabii ki. Günaydın hocam, nasılsınız? Çekebilir miyim sizi? Çekebilir miyim? Çek, ne olacak çek. Video çekiyorum hocam, YouTube kanalıma. Hangi sınıftasın? Alt kattayım ben, aynı şey değiliz. Öyleyim ama hoca sınıftaysa ona verseniz. Ferhat hoca. Yok değil, kadın. O zaman bir yan sınıf o zaman. Gidersen hocam. Hocamızın acelesi vardı, tam tanıştıramadım. Ama boş bir zamanı yakalarım. Diğer hocaların izni alabilirsem sınıfta bazı çekimler daha yapacağım. Bakalım. Bence izin verir. Tatlı bir kadın. Burada böyle bir çalışma alanı var. Bu bina ticari bina oluyor. Buradaki dersliklerde ders görüyoruz işte. 311 dedi ama ben zemindeymişim direkt. 20, hop benim sınıf. Hocamız yok. Günaydın herkese. Çok az bir kısmını video çeksem sorun olur mu sizin için? Evet hocam. Gerçekten. Evet ya, bu videoyu aslında tıpkı komisyon çekiyor. Hastanede çekmiyorum.
şey hocam, tıfak.com var biliyor musunuz? Instagram'da, YouTube'da bir sürü yerde bir şey var. Ben bunların temsilcisi olmuyor, YouTube temsilcisi. Onun YouTube kanalı için Tiyi Tıp Evvelsin, Tıp Fakültesini falan tanıtacağım burada. Bir video çekmeyi düşünüyorum. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni anlatamıyorum. Tıfak.com'da yayınlanacak. Kendi kanalımda değil de. Ama... Çok iyi. Vasküler eruption vardı, glüten ritmi. Düşük. Tam bir saat içerisinde PBL'i bitirdik ve herkesten çok erken çıktık. Ben şimdi ünlü mü olacağım mesela? Sen ünlü olacaksın, 50 bin kişi izleyecek. Evet, SSY Vlog kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz Yeditepe'yi anlatalım. Şimdi bu dersi size anlattım, biraz da göstermiş olduk. Güzel, bayağı bir şey öğretiyor aslında. Çalıştık ve bayağı bir şey öğrendik bence. Biraz Yeditepe'yi konuşalım. Yeditepe'den memnun musun? Yeditepe'den memnunum. Yani. Yok şey yap. Çok memnunum ya. Kamera oynamana gerek yok. İstediğini söyleyebilirsin. Şey, anksiyete atakları, yok. Panik ataklar. Çok güzel ya Yeditepe. Canım Yeditepe. Şimdi Kubbe Kafe'ye gidiyoruz. SSY Vlog izleyenler burayı bilir. bir zamanımın yarısı burada geçti. Burada da havlamak için araba bekleyen köpeklerimizi görüyoruz. Bunlar çete olduyuz. Bunlar artık yol kesiyor ya. Köpeklere bak. İçeri oturan dışarı soğuk. Ben bu arada gelmeden önce senin vlogunu izlemiştim biliyor musun? Daha YTP'ye başlamadan önce. Hangisini? Sizin dönem sanırım büyük bir kısmı izleyip geldi. Evet, muhtemelen oluyor. Ben de ne yapıyordum biliyor musun? Ben bir tane vlogunu izlemişim herhalde. Onu da şeyden fark ettim. Sen ne olduğunu anlamadım ben. Sonra şey işte vlog çekiyor falan filan deyince baktım izlenmiş gözüküyor yani. Hani vloglar falan filan. Şeyi hatırlıyorum bir kere. Ne böyle laba giriyordun. Ondan sonra yurda gidiyorsun. İşte spor yapıyorsun. Yiyecek bir şeyler hazırlıyorsun falan filan. Böyle izlemiştim şey demiştim. Wow, yani güzel bir hayat enerjisi. Bir zamanlar yaşamayı seviyorduk. Otur aktivitelerimiz vardı ama bir sürü ara verdik. O kadar kötü oldu. Sizi bir arkadaşımla daha tanıştıracağım. Öyle random. Ama bu çok kötü kokuyor. Salih'e bak. Sana demedim, sana demedim. Üzülme, bak gitti. Allah kahretsin. Bu yaptı, iğrenç. İğrenç şeyler yaptı. Terk etti. Kusacağım. İğrenç şeyler yaptı. Ben gidiyorum. Gayet kendinlesin bak. Eksik ekip arkadaşlarımız geldi. Yemek yemeye gidiyoruz şimdi. Burası biraz dar ama zor girebildim. Sen? Çağla'yla tanıştım. Beni ne diye tanıtacaksın? Sevgilisin de yakın arkadaşı. Sevgilimin en yakın arkadaşı. Baldız baldan tatlı mı? Evet. Evet öyle. Tatlı. Ya ben birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum bu arada. Bakın şimdi. İçimi dökmek istiyorum. Aha duruyor da çok güzel gerçekten. Çok büyük dertlerim var. Annem izliyor. Annem beni ben yapayım. Hayır, en büyük takipçisi benim annem. Dur halledeceğiz onu. Neyse hadi öptüm, bye. Kahvelendik, çaylandık, sıkıldık. Okula geri dönüyoruz. Dersimize ayrı bir saat var. Hop. Nasıl gözlüklerim?
lütfen. Kubbede biraz çektik ama sizi düzgün bir şekilde Emir'le tanıştırmak istiyorum. Emir de Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıfta, aynı zamanda sınıf arkadaşım oluyor. Yeditepe hakkında görüşlerini alır veya genel görüşlerini de alır. Yemeğimizi yedik, sıkıldık, biraz kampüste oturalım dedik. Birazdan anatomi ve biyokimya dersimiz var. Geçen hafta anatomiden 2, biyokimyadan 1 ders işledik. Tekrarlarını tam olarak yapamadım, bir inceye bakabildim. Duygu arıyor. Alo. Biraz Yeditepe Üniversitesi hakkında bahsetmek istiyorum sizlere ama şu an neyden bahsedebilirim cidden bilmiyorum. Yani genel itibariyle merak ettiğiniz ne varsa benim kendi YouTube kanalımda bulabilirsiniz aslında. Onun dışında artta kalan, değinmediğim veya söylemediğim şeyler var mı diye düşünüyorum. İki sınıfta toplam totalde 5 komiteden oluşuyor. Komiteler şöyle düzenleniyor. %5'i PBL dersine katılım. Doğunun laboratuvar sınavı. %85'i de 100 soruluk komite sınavı oluşturuyor. Geçme notu 60. Eğer herhangi bir komitede 60'ın altında bir not alındı mı, eğer ortalaman 60 üstü olsa bile finale girip en az 50 almak zorundasınız. Okulun böyle bir kuralı var. Okulun baraj sistemi böyle. Diğer okullara göre biraz farklı. Laboratuvar dersine katılım %100 zorunlu. Normal teorik dersine %20'sine katılmak zorundasınız. Eğer %20'yi aşarsa total komitedeki teorik ders sayısının komite sınavına giremiyorsunuz. Ve yıl sonu yapılan tedavi sınavına girmek zorunda kalıyorsunuz eğer raporunuz varsa. Raporunuz yoksa da sınava da giremiyorsunuz değil mi? Şu an ben okulun hep negatif şeylerinden bahsediyorum. Birazdan olumlu şeylerine geçeceğim. Pratik ve hem teorik olarak birbirini dengeliyor aslında. Sadece derste teorik olarak kalmıyor işlerinden bilgiler. Bunu görsel olarak hani laboratuvar derslerinde de inanılır hale getiriyoruz. Ortalamanın %3'ünü SRP denilen bir tane makale ödevi oluşturuyor. Bu da ortalama yerine geçiyor. O yüzden komitenin %97'si alınıyor. Komite ve finalin %97'si, o %3 de SRP ödevi oluşturuyor. Komitenin de %60'ı, finalin %40'ı alınıyor. Sınav sistemi genel olarak bu yani. Buna da katılım zorunlu, yoklama alınıyor. Tabii eğer kendinize güveniyorsanız bu dersi vermek zorunda değilsiniz. Yani komite notlarınız yüksekse. Bir tane kubbemiz var şurada. Kronotop işletiyor burayı. Şurası ticaret binası. Bizim PBL derslerimiz burada oluyor. Play-based learning diye. Bu Türkçe tıplarda PDÖ diye geçiyor. İşte onu İngilizce şeklinde burada işliyoruz. Neredesin yani sen? Diyeceğim bu kadar. Okulun güvenliği sıkı bu arada. Dışarıdan herhangi bir şekilde misafir öğrenci kabul etmiyor. Okul alkol sokmak yasak. Kütüphanemiz eskiden 7/24 açıktı. Şimdi kaça kadar açık? 11. Bu arada kütüphane yok. Bilgi merkezi deniliyor buna. Bu önemli bir detay. Ama genel olarak ben okuldan memnunum yani. Şu an okulu çok mu kötüledim? Yok, gayet iyisin. Birkaç bir şey de ben ekleyeyim. Sonrasında sınıfımıza geçelim yavaştan. Gözü çıkarayım, sizlerle bakışalım biraz. Emir genel olarak bütün sınav sistemi, ders işleyişleri hakkında konuştu. 1 ve 2. sınıflar için işlenen dersliklerin kalitesini zaten benim vloglarıma hemen bir göz atarak görebilirsiniz. Ve birazdan zaten ben de sizlere göstereceğim. Sınıflar güzel. En azından tıp 1 ve 2'ler için olan sınıflar güzel. Daha modern, daha kullanışlı sınıflar. Ancak 3. sınıfların kullandığı sınıflar bildiğin konferans salonu tarzında ve kalitesiz, loş bir ortamda işleniyor. Dolayısıyla bu da eğitimi biraz etkiliyor. İnsandaki öğrenme şevki olur ya kanka, onu öldürüyor bir miktar diye düşünüyorum. Sen gördün zaten o sınıfı, biraz biliyorsundur. Hani küçük bir tane masa, yani masa bile denmez aslında. Ona ne telefon koyabilirsin, ne tablet, ne defter, ne koyarsan zaten düşüyor. Orada ders işlediğimiz bir zamanda ben tabletimi kırmıştım mesela düşürüp. Öyle bir dezavantajı var. Onun dışında eğitim kalitesinden bahsedebiliriz. Zaten İngilizce eğitim veriyor Yeditepe'de. Yani şimdi hocadan hocaya değişiyor açıkçası. Burada ben övme gibi bir şey yapmayacağım. Çok videomda övdüğüm için yani, ki artı ve eksiler konusunda da aslında, ya tabii ki hocalardan memnunuz. Hocalarımız iyi insanlar. Şimdi kötü niyetleri yok. Ancak bazı hocalarımız gerçekten eğitimin ve öğretimin hakkını verebiliyorken, bazı hocalarımız ise öğretmenin ne demek olduğunu pek bildiğini düşünmüyorum ben. Hani çok iyi insanlar olabilirler, çok iyi doktorlar olabilirler, mesleklerinde çok iyi olabilirler ama bu tabii ki sadece Yeditepe özgü bir şey değil. Birçok üniversitede karşınıza çıkacağını düşünüyorum bu tip hocaların. Kendi üniversitenizde de böyle bu tür hocalarınız vardır. İlla denk gelmiş. Bir kısım sadece meslek olarak yapıyor bu işi. Bazıları ise bunu severek yapıyor, bilerek, isteyerek yapıyor. Bu yüzden ya o aradaki farkı anlayabilirsiniz. Bir onun dışında hastaneden güzel yanıtlar alıyoruz genel olarak. Hastane eğitimleri çok daha iyiymiş. Çünkü zaten konunun hocası giriyor. Atıyorum pediatri stajı görüyorsunuz. Direkt pediatri hocaları anlatıyor bu ders. Hem teorik hem pratik dersleri hastanede gördükleri için de daha bir doktormuşsunuz hissiyatı alabildiğiniz için daha kaliteli bir eğitim sağlanıyor. Yani 4. sınıf ve 5. sınıf arkadaşlarımdan aldığım değerlendirmeler ve yorumlar bu şekilde. Genel yani hastane eğitimi çok iyi şeklinde diyebiliyorum. Kısacası böyle, biz yavaştan geçelim artık. Havada soğudu, biz de üşümeye başladık ve dersimiz de yakın. Gidelim mi?
gelmeye başlamış. Burası sınıfımız. Sınıfımızın güzel bir sarısı var. Dur, ben her an video çekerim durduk yere, o yüzden ben halledeceğim, merak etmeyin. Böyle güzel bir terasımız var sınıfımızın. Ders aralarında buraya çıkıp temiz bir hava alıyoruz direkt zaten. Ormandan alıyoruz oksijeni. Böylelikle de beynimiz açılıyor ve iyice öğreniyoruz. Yani bir Yeditepe'li doktorun eline düşerseniz çok kaygılanmanıza gerek yok. Buradaki bol oksijen sayesinde beyin iyi çalışacağı için sorun yaşamayacaksınızdır. Bugün de çok güneş şansınıza. Güzel kareler yakalayabiliyorum. Buradan görünen binaları size hızlıca açıklayalım. Şurası rektörlük, şurası yurt binası, kız yurdu. Burası hukuk binası, şurası sosyal binamız. Burada yemek yiyoruz, işte havuzumuz var, spor salonu burada. Ya genel adı üstünde sosyal adına aklınıza ne geliyorsa hepsi bu binada gerçekleşiyor. Tenis sahamız, basket sahamız. Basketbol sahamız, tenis kortumuz. Şurada küçük bir çardak var, ağaç ev diyoruz biz oraya. Hemen yanında da bir tane kafe var zaten, o küçük kulübe. Şu yukarı tırmananda bir tane merdivenimiz var. Oradan da kafeye girebiliyoruz. Şurada zaten bir tane köpek görüyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Havuzun bekçisi. Şurada köfte satılan bir minibüsümüz var. Bu minibüsün arkasından meydanda da vardı. Onu size gördünüz ama tam olarak üstünden geçmedim. Hemen arkada GSF binası var. Şu bina. Bu kadar. En arkada yine yurtlar devam ediyor şu şekilde. Kısaca böyle. Hemen hemen bütün binaları size göstermiş oldum. Tabii bunları daha detaylı görmek istiyorsanız içeride ne var, neler işleniyor diye YouTube kanalıma bakabilirsiniz. Hani bu ikinciye, üçüncüye söylüyorum ama eğer çünkü hepsini tek bu videoya sığdıramam şu an. Biraz uzun bir video olacak yoksa sizi de sıkmak istemiyorum pek. O yüzden hani ilginizi çeken herhangi bir şey böyle kılayıp izlerseniz daha iyi olur. Mesela yurtlarını merak ediyor olabilirsiniz. Bu videoyu da çekemem çünkü artık yurtta kalmıyorum. Ama yurtta kaldığım dönemlerden kalan videolarıma bakabilirsiniz mesela. Gibi. Şurada da alt çamlık dediğimiz çamlık bölümü var. Az önce üst çamlıktaydık Emir'le konuştuğumuz yerde. Buraya da alt çamlık diyoruz. İşte dersten çıkıp bazen burada oturuyoruz ama havalar çok soğuk olduğu için artık burada pek oturmuyorum ben. Böyle. Ara verdik. Deniz üstü köprü. Deniz üstü köprü mü kanka ya? Almanya'da deniz yok kanka ya. Yeditepe kızları değil mi? Aşkı kuşka Yeditepe kızları. Aşkı kuşka çantamda ne var? Birbirinden neler yapıyor? Benim de hazırlığım. Çok fazla biyokimya mı dinlediniz acaba siz? Yok ya. Siz bir eridiniz. Doğal. Remnant. Bizim videoya bak. Evet, kafayı yemiş. And then the Eustachian tube. So posterior petrous part of the. Dersten çıktık şimdi. Ders bitti. En son sınıftan çıkarken bir bakayım dedim sınıfa. İnsanlar ölmüş, bayılmış yani. O kadar yoğun bir ders şeyinden çıktık. Ne koydum buna? Kız eşek ölüsü mü? Oo, İnci'nin kitabı. Bakın arkadaşlar, böyle bir kitabın dersinden çıktık işte. Halbuki 2 kilosu var bunun. Zorluyor. Neyse, bir yemek yiyeceğim. Sonra vlogu bitireceğiz artık. Daha anlatacak bir şey kalmadı. Burası bizim laboratuvar bölümümüz. Şöyle hızlıca bir gösterebilirim. Tam karşıda anatomi laboratuvarı var. Bu katta başka bir şey yok. Sonra 5. katta hemen sağ tarafta bir tane histoloji labı şeyimiz var. Mikroskopların olduğu yer oluyor. Aynı zamanda preparatlar orada. Hemen yine üst katta sol tarafta kalan bir kısımda da bizim mikrobiyoloji labımız. Ve sanırım biyokimya labımız da aynı yerde oluyor. Aynen. Yine orası da mikroskoplu, böyle deney aletli, bir sürü çatlı cırtlı şeyler var. Gerçi oraya hiç kamera sokmadım çünkü oraya kamera sokmak biraz riskli. Hani kontamine olduğu zaman ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Son bir şey daha yukarı göster. Hemen şu hizada yukarıdaki şu sınıfta da, yani sınıf değil orası, daha çok bir egzersiz laboratuvarı. Geçen gün, perşembe günü işte orada bir egzersiz yapıldı. Mesela o egzersizde rekor kırdığıma 10 numaraydı. Onu çekemedim tabii. Ama bayağı iyiydi. Çekebilirsin. Sen bu işleri hiç bilmiyorsun. Problem değil. Aslında sen ben bilmiyorsun. Seyirci olarak, sonuna ben kadar. Seyirci olarak. Hayır, bitirmiyorsun. Ben zaten edit kısmında hallediyorum bunları. Benim işimi bana öğretiyor. 50 yıllık editörüm. Ben daha iyiyim. Peki.
Bak burası da eczanemiz. Böyle tarihi bir eczane aslında. Bak şurada bir yerde yazıyordu. Bak şurada yazıyor. Bunu durdurup okuyun siz. Okuyayım mı ben? Seslendirin. Seslendirsin mi? Ben onu da burayı çekeyim. Uzun. Al şunu. Karabük Eczanesi 14... Hayır, ben bunu yapmayacağım. Bomboş link bak. Koşuyor bitirelim. Arka arkaya iki renk süper. Evet. Ne için yazmışsınız? Ben gastronomi bölümü dedim. Dedim eğitimle işte geleceğim. Evet, arkadaşın var mı diye mi sormuştun? Ha. Abi, memnun musun peki? Memnunum. Sen de mi spor yapıyorsun? Ben de spor yapıyorum. Tanışmaya memnun oldum. Ben de memnunum. Görüşürüz. Bir sen izlemiyorsun cidden. Bir sen izlemiyorsun. Saporca boyfriend deyince de ben. Allah Allah. Neler izledin? 15 bin tane seydim. Benim... Vloglarım apayrı. Gel, ben şey çalayım. Hoş. Işık yanacak. Şimdi, benim yanımda olman ayrı. Ama benim çektiğim, editlediğim şeyleri izlemen apayrı bir durum. Ve hani kaç yıl öncesine gidiyorsun, anladın mı? Birkaç yıl önce yaşadığım... Ya birkaç yıl önceki Seyit ben değilim, anladın mı? Mesela o zamanki Seyit'in hayatını... Neyse sen böyle okulun direkt karşısında da böyle tonla yemek yeri, kafeler, mafeler, bir öğrencinin ihtiyacı olabileceği her şey mevcut. Kayış Dağı'na köy diyenler utanır mı bilmiyorum. Hayır. Utanmaz. Utanmayacağım. Abi daha ne kadar şeyleşsin burası. Bak bir şey kafem bile var. Nargile kafem. Nargile kafem bile var. Nargile kafem bir medeniyet göstergesi mi? Yani bir şehirleşme göstergesi aslında. McDonald's var. Yeter mi? Her bir şeyimiz var yani. Olaymışız. Sadece ulaşım biraz zahmetli. Burada bu kadar büyük bir kampüs için ulaşımın zahmetli. Nasıl yani? Kampüs değil, konum olarak ulaşımın zahmetli. Mesela buradan Kadıköy'e gitmek istediğin zaman 40 dakika sürmemeli. 10 kilometre falan. 40 dakika değil, 1 saat sürüyor. Trafik zamanlarının 2 saati bile çıkıyor. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Buradan direkt metro olmalıydı mesela. Ta aşağıda bıraktılar ne metroyu. Yapsınlar? Bak ta şurada aşağı yaptılar metroyu. Oraya gitmek için otobüse biniyorsun. Bir de hani aktarma rengimiz yapıyorsun var. Metroda. Okulumuzun rengi var. Ya canım gecenin bir vakti ring yok mesela, tamam mı? Akşam 8'de ring var mı metroya? Renklerin artırılması gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Çünkü yurtta kalan insanlar var. Kesinlikle. Bir zamanlar ben de yurttaydım. Ve ring eksikliği çok hissediliyor. Biz McDonald's yemeğe geldik. Vlogumuz da burada bitecek. Elimden geldiğince bir günümü ve Yeditepe'yi size anlatmaya çalıştım. Tipik bir günüm böyle geçiyor benim. Ve tabii akşam 6'dan sonra başlıyor aslında benim işim. Geçiyorum evime, dersimi çalışmaya başlıyorum. Eve geçmiyorsam da okulda çalışmaya başlıyorum şeklinde oluyor. Ve her gün beni tanıyan insanlarla karşılaşıp muhabbet çok ediyoruz güzel. Biraz. Çok güzel. Arkadaşın da yapıyor.